13 Ağustos haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçlarının 13 Ağustos'ta neler bekliyor diyorsunuz? Koçlar için aslında işleriyle alakalı verimlilikler çoğaldı ama parasal finanslarıyla ilgili toparlamalar yaptı ama yatırım konusuyla ilgili nerede yatırım yapacağım endişesine girdiniz. Bence Kasım'a kadar bu yatırımı acele etmeyin. Kasım sonrası yatırım yaparsanız koçlar daha iyi ve daha randıman alacaksınız diyorum. İşinizle alakalı da beklediğiniz bir değişim ya da yükselme noktanız oldu. Daha üste geçmek istiyorsunuz ama kariyer, onun için de bir kariyer eğitimi ya da yabancı bir dil eğitimi almanız sağlıklı olacağını düşünüyorum. İlişkiler konusunda koçların aslında devam eden bir ilişkisi var. Yenilikle ve ilişkiyi daha büyütme niyetinde ama aşık olmak isteyen koç burçları için gerçekten aşk var. O yüzden 6 Ağustos'tan sonra sizin hayatınızda değişmesi gereken tüm yenilikler verimli şekilde. Evli koç burçlarımız için de çocuk deneme ya da çocukla ilgili sevincin mutluluğu, yani çocukları olacağını sevincini yaşayacaklar diyorum. 13 Ağustos boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğalar aslında evet işler çok yoğundu. Onlar da bir tatil kafasına gibi iş yaptılar. Büyük projelere imza attılar. Geldikten sonra çok yoğun imzaları gerçekleştirdiler. Hatta onların da iş yöneticileri farklı ülkelere ya da farklı şehirlere yönlendirdiler. Onlar da bir valiz hazırlığı, gidecekleri yerleri belirleyecek. Bekar boğa burçlarımız için de doğru aşk var. Ama evliliğini kurtarmak isteyen boğalar için tam fırsat, çünkü hem iş atamanız değişti, hem kariyerinizle ilgili beklediğiniz nokta oluştu. O yüzden evliliğinizi kurtarın, hayatınızdaki insan doğru ve erkek çocuğunuz olacak gözüküyor. Sizde de çocuk sevinci var. Hatta evle ilgili farklı bir noktada yatırım yapalım, biz gideceğiz diyorsunuz. Evet, o yatırımı da yapıp gitmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Sizde de son zamanlarda terleme ya da alerjik sorunlarınız olabilir. Vücut yapısı da stresten kaynaklanıyor, ihmal etmeyin. 13 Ağustos ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizler zaten ne yapmak istedikleri çatılarını, kapılarını oturttular. İş sistemine imzalarını attılar. Çok yoğun koşturmalı, 3 ayrı iş koşturması yaşıyorlar. Gecesi gündüzü karıştı ikizler burcunun. Sadece 3-4 saatlik uykuyla işe gidip geliyorlar. Çünkü onların yurt dışı planları gerçekleşti ve yurt dışı ile ilgili çok büyük beklediği iş teklifini aldılar. Eğitim kariyeriyle ilgili de yapmak istediğiniz master ya da düşünceniz olabilir. Yüksek lisans, bunu da doğru zamanınız olarak görüyorum. Sizin için Ağustos karar verme, yenilenme. İlişki yaşamayan, ilişkiyle ilgili sorun yaşayan ikizler için de doğru aşk var. Ama evliliklerini kurtarmak isteyen ikizler burcunda da ev değiştirme, yenilik dönemi ve güzel bir süreç ama ikizlerde aşk başladı. Elini tutacağınız, kalbinizin inanacağı doğru insan kapınızda diyorum. Sizde de son zamanlarda göz alerjisi, gözle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Göz doktorunuza gitmenizi tavsiye ediyorum ikizlerim. Unutmayın, çünkü siz sağlığa çok önem veren noktadasınız. 13 Ağustos yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yengeçler biliyorsunuz ki çok yoğun iş anlaşması aldılar. Bir sürü evraklar ve bankada halletmesi gereken işleriniz var ya da finans anlamında çalışıyorsanız çok başarılı noktalara ödül alacaksınız. Çok büyük projeleriniz var. Güzel sanatlarla ilgilenen yengeç burçlarında da çok büyük bir başarı var. Eğer sanat üzerine yönelmeye başladıysanız yengeçler, çok doğru bir yıldasınız. Kendinizi ispatlayacaksınız. Aşk konusunda aslında aşk size dokundu ama siz kariyer formatına girdiğiniz için aşkı şu an kenarda tuttunuz. Daha kariyer ve marka olmak istiyorsunuz. Markanızı gerçekleştireceksiniz. Devletle ilgili atama bekleyen yengeç burçları için çok doğru haber temiz yakında ve siz de devletle ilgili öğretmenlik ya da doktorsanız ya da atamanızı bekliyorsanız bunun sevincini yaşayacaksınız. Hayırlı olacak. Sizde de boyun fıtığı ya da baş ağrılarınız söz konusu olur. Dikkat diyorum. Niye dikkat diyorum? Ailede böyle genetiğinizde bazı sağlık problemleri var. İhmal etmeyin diyorum. 13 Ağustos aslan burçlarına neler bekliyor diyorsanız, aslında aslanlar aslında işler çok yoğun. Kendilerine tekrar tatil planı içerisinde sevgilisiyle, kocasıyla, eşiyle birlikte tatile ve çocuklarıyla gitmek istiyor. O yüzden onlar da Ağustos, 13 Ağustos sonrası tatil, Fethiye, ne bileyim artık nereye gidiyorsanız gidin, Yunanistan, ne varsa gidin işte. Onlar da böyle bir tatil kafası var ama aşık olmak isteyen aslan burcu için de muhteşem bir aşk kapısında sabırla bekliyor. Çünkü uzun süredir ilişki yaşamayan aslanların gına geldi. Biz aşkı bulamıyoruz. Nerede bize uymayan insan, evet sizin nerede size uymayan insanınızı, doğru insanınızı bulma dönemi. Ailenizde anne baba sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Kardeşler arasında çözülmesi gereken bazı miras konularınız var. Bunları toparlamanız gerekiyor. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla seyahat ya da yolculuk planınız var. O yüzden aslanlar para ve kariyer ve eğitim ve güzel aşkı yelken aşılar çok yaşa bebişim.
mutlu yaşa, huzurlu yaşa diyorum. O bir aslan olarak hapşırdı. Mevsiminde hapşırdı. Doğum günü de yakındı zaten. Evet, 13 Ağustos aslanlardan sonra başaklar geliyor. Başakları neler bekliyor diyorsanız, başaklar aslında kendileriyle ilgili işi bırakıp emekliliği, ayaklarını uzatayım, yatayım, yılların yorgunluğu var diyorlar. Çünkü yaz ayı onlar için çok sıcak ve çok yorucu geçtiği için dengeleri yıprandı. Başak burçları sizin için Eylül daha sakin ve daha keyifli bir dönem olacak. O yüzden işinizde pes etmeyin, devam edebildiğiniz kadar edin. Çünkü siz yaratıcı ve disiplinli ve askeri bir mantığınız var. Ve çok da iyi yürekli bir insansınız. Ve ailenize çok düşkün yapınız var. Fedakarlarınıza devam edin. Çünkü siz evde yapamazsınız. Çok takıntılısınız, çok detay. Evli başak burçları için sorunlar iyileşmeye başladı. Bu verimlilikle birlikte evimizi, ev düzenimizi daha iyileştirmeye karar verdik. Bekar başaklarda doğru aşk yelken açacaklar. Bu yıl doğru insanlarını bulacaklar. Onlar işte evlenmeyenler 2019 Başak için evlilik yılının hayırlı. Bir de araç değişikliği var Başaklarda. Hayırlı olacağını söyleyebilirim. 13 Ağustos Başaklardan sonra ne geliyor diyorsanız Terazi burcunun neler bekliyor? Teraziler aslında çok yoğun bir iş temposu ve hala devam eden ve teslim etmesi gereken işlerimiz var. Bunlarla mücadele ettiğimizde tatili yarım yamalak yapıyor. Yaşadınız. O yüzden dört gözle bayramı bekliyor terazi burçları. 10 gün kafamı dinleyeyim ya. Evet, sizin için gerçekten başarı ve ödülünüzü aldınız. Hatta araçla da evi değişikliğini yaptınız. Ailedeki problemleri geride bırakıp düz liman gibi denizinizi yaptınız. O yüzden panik yapmayın. Size doğru ve verimlilik, hatta şans oyunları oynayabilirsiniz. Şans kapınız açıldı terazi burçları. O yüzden sizde kısmet ve şans kapılarınız var. İhmal etmeyin. Sağlık konusunda da sizde kalp ritim bozukluğu demeyeceğim. Damar ya da kanda kaynaklanan iltihaplar olabilir. Evli olan çiftlerimiz çocuk istiyorlar. Bana göre hamile kalan terazi burçları var. Şimdiden evlerine bereket gelsin diyorum. 13 Ağustos benim burcum, yani akrep burcu olanları neler bekliyor diyorsanız, akrepler biliyorsunuz ki geçmiş gelecek derken hayal gerçek birbirine karıştı. Nasıl bir yol alacağı ya da nasıl yönleneceği ile ilgili bilgisiz. O yüzden kendini tekrar öğrenime, eğitime ya da anla inanç evresini toparlamaya başladı akrepler. O yüzden akrepler aslında Ağustos ayında kendilerini yeniden bulmaya çalışacaklar. Yön ve haritalarını belirleyecekler. Ona göre para finanslarını, ona göre ev yatırımı ya da araç yatırımı ya da ev değiştirme kararını verecekler. O yüzden akreplerin radikal uyanış diyoruz biz bunlara. Ve artık geçmişi komple silip ve yatırım ve iş yatırımları yapmak istiyor akrepler. Doğru bir yıl. İlişkileriyle ilgili de şu an için idare etmeye devam edecekleri doğru aşk da var. İsterseniz bunu da değerlendireceğinizi düşünüyorum. Evli akrep burçları için de gerçekten eşinize bir sürpriz ya da sizin ona yapacağınız bir sürpriz evliliği tekrar aşka dönüştürecek diyorum akrepler. Eşlerinize güzel davranın. 13 Ağustos yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız yaylar aslında çok radikal, kararlı, tutarlı ve ne istediğini bilen burçları. Ama insanlar inançlarıyla, felsefi, bilinçaltı konuşmalı insanları etkiler. O yüzden yaylarda şu dönem insanları beni dinlesin, beni anlasın dediği dönemde evet siz doğru bir yörüngeye girdiniz ve bu yörüngenin sizin hayatınızdaki eksi ve artıları toparlama olacak ve toparlarken doğru insan ya da yanlış insan diye eleme yapacaksınız. Çok sadece insanlarla diyaloğa geçireceksiniz. Yani iş ve kariyer anlamındaki basamaklarınız da böyle yapacak. Aşk konusunda şu an sadece aşk istiyorum, evlilik mevlilik istemiyorum diyen yay burçları var. Yaz aşkı istiyorum, beni sevecek bir insan istiyorum diyen yay burçlarında da Ağustos'ta sürpriz bir aşk, yaz aşkı diyorum. Hatta araçla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Ufak tefek kazalarınız olabilir. Biraz bağımlılıklarınız olabilir. Sigara vesaire. Şey. Bunları biraz azaltırsanız vücut dengeniz ve bel inceliğinize ya da popo bel gerginliğine önem veren yay burçları yeme gıdalarına dikkat edecek. Oğlak burçları, 13 Ağustos oğlak burçları neler bekliyor diyorsunuz? Oğlaklar zaten yılın bütün depremlerin üzerinde yaşadılar. İlişkiyi aynı şekilde iş ve parasal hayat böyle yıkım içerisinde. Hani 7.7 şiddetinde depremden kurtulmaya çalışıyorlar ve çok borçları var sırtlarında ve çok dırdır eden bir aile yapısı var. Herkesten uzaklaşmak istiyor ama ilk önce temiz bir sayfa yap. Daha oğlaklar biraz daha
sabırlı olursanız güçlenme, iyileşme ve verimlilik dediğim sürece en iyi şekilde geleceksiniz. Aşk konusunda da ben doğru insanın hep bulduğumu zannediyorum ama bir türlü bulamıyorum diyen oğlak burçları için de aslında elinin uzatacağı ve kalbinin önündeki insanı göremiyor. Yani sizin çevrenizde sizinle ilgilenen bir insan var, dikkate alın diyorum. Evli oğlak burçlarımız için de güzel bir araç değişmesi, evi değiştirdik, güzel bir araç değiştirmesi söz konusu olacak. O yüzden oğlaklar yenilenme sürecine giriş yaptı. 13 Ağustos kova burçlarına neler bekliyor diyorsanız, kovalar radikal bir şekilde hayatlarındaki her şeyi süt liman bir şekilde bıraktılar. Tatilin tadını çıkartmak istiyorlar. Evet, işlerini telefon ve cep telefonuyla halletmeye çalışıyorlar. Gidip gelme iş seyahatleriyle birlikte hem tatilini yapıyorlar hem işe gidip geliyorlar. O yüzden kova burçları aslında çok büyük bir bina ya da ihaleli projesi var, inşaat projesi var, bunu gerçekleştireceksiniz. Çok istediğiniz bir devlet kapınızla ilgili büyük bir sevinç ve evrakınız ve inşaatınız neyse bunu başlatacaksınız. Evinizle ilgili tapu ya da evrak sorununuz varsa aydınlığa kavuşacak. Endişe etme kovalar, çünkü sizde de iyileşme var. Ama aşkta sürünen kovalar zaten aşkı yakalayacak. Evlilik kararı verdiler. Onlar yollarını ve düzenlerini unuttu. Ben hiç aşk olamıyorum. Nerede olsam aşkımı bulamıyorum. Kovalar da sabır ederse doğru aşkı yelken açacaklar. Sizde de kalp ritim bozukluğu olabilir kovalar. Son zamanlarda uyku probleminiz olabilir. Stresten kaynaklanıyor. İhmal etmeyin diyorum. 13 Ağustos balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklar zaten kuş gibi uçtular. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Sadece yeni işe başladılar. Adapte olmaya çalışıyorlar. Ve insanları tanımaya çalışıyorlar. Yönetici ya da bulunduğu noktanın konsantrasyonunu yaşıyorlar. O yüzden balıklar yeni işleriniz hayırlı olsun. Ve iş bekleyen balık burçları için de güzel bir haber yakında bir kadından gelecek. Haber size çok iyi bir aydınlanma sağlayacak. Ve yurt dışından haber bekleyen balık burçlarımız için de sürpriz bir gelişme, hatta Azerbaycan, Almanya'ya gidiş yolunuz olabilir. Hazırlıklı olun diyorum. İlişkiler konusunda da zaten güzel giden bir ilişkiniz var. Onunla ilgili planlarımız var. Ama bekar balık burçları için muhteşem bir aşk kapıda. Onları da huzurlu ve sağlıklı. Yaz aşkı değil de yaz aşkı başlayıp kalıcı bir aşk görüyorum balık burçlarında. Onlar da doğru insanlarını bulacak. Sağlık olarak anne baba sağlığı geride kaldı. Kendi sırttaki hani kuluç bölgelerimiz mi? O bölgelerimizde hassasiyetimiz olabilir. Dikkat edin balıklar, size biraz sağlığınızı ihmal etmeyin. Evet, bu haftalık burç yorumumuz burada sona erdi. YouTube kanalımıza hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Canlı performansa ulaşmamız için herkes benim videomu beğenip paylaşması gerekiyor. Sadece yardımcı olun. 10.000 kişiye ulaştığımızda canlı yapacağız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.